Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bu videomuzda sizlerle ihracatta devlet destekleri konusunu inceliyor olacağız. Devletler kendi ihracatçılarını desteklemek amacıyla belirli teşvikler, destekler, çeşitli programlar uygulamaktadır. Esasında bu konu bir uzmanlık alanı, ayrı bir danışmanlık konusu. Ancak özellikle bizim konumuzun içerisinde, ihracatın içerisinde önemli bir yere sahip olduğu için biz de en azından bir kısa özet olarak bahsetmeyi uygun bulduk. Videomuzun içeriğinde ağırlıklı olarak Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB'in ihracatçılar için sağlamış olduğu destekleri inceleyeceğiz. Esasında bu konuyla ilgili çok fazla detaydan bahsetmek mümkün ama biz dediğim gibi birazcık daha özet bir bilgi veriyor olacağız. Her şeyden önce desteklerin öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle ihracatın finansmanı konusu içerisinde ayırmış olduğumuz pazarlama bütçesi ve sahada yapacağımız masraflarla alakalı birçok giderin devlet üzerinden finanse edilmesi ihracatçılarımızın elini ciddi anlamda kuvvetlendiren bir unsur. Devlet destekleriyle alakalı uzun süren süreçlerden dolayı veya ilgili bürokrasilerden kaynaklı olarak ihracatçılarımız ağırlıklı olarak bu desteklerden uzak durabilmektedirler. Yani doğrudur. Bu finansın geri dönüşü bize uzun sürebiliyor. Yani her devlet desteğinde olduğu gibi biz önden ödemeyi yapıyoruz. Ardından devlet bize ya borcumuzdan mahsup yapıyor ya da bize bir ödeme yapıyor. Bunun geri dönüşü evet uzun olabilir. Ancak bir sıfırdan büyüktür mantığıyla baktığımız zaman ihracatlarımızın kolaylaştırılması ve uzun vadede bizim kâra geçmemiz açısından önemli unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda ihracatçılarımızın az önce bahsetmiş olduğum sebeplerden kaynaklı olarak bu destekler konusunu ihmal etmesi veya bilmesine rağmen uygulamıyor olması sürdürülebilir bir ihracat için çok da doğru bir adım olmamaktadır. Peki ihracatla alakalı destekleri değerlendirme niyetine girdik diyelim. Neler var diye şöyle baktığımız zaman her şeyden önce özellikle girdilerin iyileştirilmesi anlamında İhracat için yapmış olduğumuz ithalatlar, yani bir ara ürün alıyoruz diyelim, bunu kullanıp işleyip ihracat yapacağız diyelim. Bu durumda devlet yapmış olduğumuz o ithalat için vergi almamaktadır. Hatta ülkemizin yapmış olduğu ihracatın %60'ı dahilde işleme rejimi kapsamındadır. Yani dolayısıyla ithalata bağlıdır. Bu anlamda ithalatın iyileştirilmesi de çok değerli bir konudur. Bununla alakalı da başka bir video çekiyor olacağız. Ticaret Bakanlığı'nın desteklerine gelecek olursak, Ticaret Bakanlığımız şöyle bakıyor aslında konuya. Bir ihracatçı ihracata başlamak istediği zaman nelere ihtiyaç duyar? Bu şekilde bir maddelemeler yapılmış. Aslında çok güzel bir çalışma var. Dünyada ihracat desteği veren, devlet desteği verenlerin içerisinde ülkemiz gerçekten çok önemli bir konumda, çok satırı sayılır bir yerde duruyor gerçekten. İhracatın başı, önü, ortası, sonu, belki her prosesinde Ticaret Bakanlığımızın destekleri bizlerle. Evet, az önce söylediğim gibi belki bazı bürokrasiler var ama şu anda sayacağım destekleri duyduğunuzda muhtemelen sizler de değerlendirmeyi düşüneceksinizdir diye ümit ediyorum. Öncelikli olarak bir ihracat yapmak istediğimiz zaman neye ihtiyacımız olur? İlk başta bir pazar bilgisine ihtiyacımız olur. Bununla alakalı ya bir pazar araştırması alırız ya bir danışmanlık alırız. Bir şekilde bir hazırlık, ön araştırma yaparız. Bununla alakalı Ticaret Bakanlığımızın bir pazar araştırma satın alma rapor desteği mesela bulunuyor. Ardından doğru pazarı bulduğumuzu düşünelim. Oradan müşteri bulunması gerekiyor. Müşteri bulunmasıyla alakalı ilgili dijital platform üyelikleri, B2B sitesi üyelikleri, e-ticaret sitesi üyelikleri, satın alma heyetlerine dahil olma maliyetleri, sanal fuarlara katılma maliyetleri gibi müşteri bulunmasıyla alakalı çok ciddi destekler bulunmakta. Peki müşterinin de belli bir çalışması yapıldı, pazara gittik diyelim. Pazarda neler var? Eğer önemli bir marka olma durumundaysak markalaşma destekleri var, tur quality destekleri var. Orada ofis açmak istedik, bir yurt dışı birim açmak istedik, bununla alakalı destekler var. Yurt dışında tanıtım faaliyeti yapmak istedik, reklam vermek istedik, bununla alakalı yine benzer şekilde destekler söz konusu. Diyelim ki oraya gittik, hedef pazarda bir şirket satın almak istiyoruz.
veya bir marka satın almak istiyoruz. Yine bununla alakalı yüksek teknolojik şirket veya bir marka satın alma destekleri mevcut. Bunun dışında diyelim ki sabit değiliz ama bir fuara katılmak istiyoruz. Benzer şekilde yine bir fuar desteği söz konusu. Bunların hepsini kümülatif düşündüğümüz zaman esasında ihracatın dediğim gibi hem önü, hem hazırlık süreci, hem neticesi, bunların tamamıyla alakalı destekler mevcut. Ve ihracatçıya bir alıcı kredisi ve sigorta tanzimi söz konusu. Bunlar da yine ihracatçılarımızın maalesef bazen bilip de uygulamadığı ama çoğu zaman bilmediği ve ihmal ettiği konular oluyor. Özellikle mesela konumuzun tam içerisinde bir alt unsur değil ama alacak sigortası konusu da, yani ihracat gerçekleşti ardından alacağımızın sigortalanmasıyla alakalı yine devletimizin mesela Exim Bank isminde bir bankası var. Bu banka ihracatçıya eğer satmış olduğu malın bedeli gelmezse onun alacağını sigortalamak suretiyle burada eğer gelmediği zaman da ihracat bedeli, Exim Bank bunu finanse etmektedir. Bunu %90'a kadar ödemektedir. Dolayısıyla bunun gibi alt başlıkları iyi bilirsek ihracatımızın finansmanı açısından gerçekten çok faydası olacaktır ve bizim sürdürülebilir bir ihracat yapabilmemiz için çok doğru bir zemin oluşmuş olur. Peki bu kadar ihracat desteğini bahsettik ama bizler kendimiz bunun başvurusunu yapmak istersek hangi usulle yapacağız? Kısaca buradan bahsetmek de istiyorum. Ticaret Bakanlığımızın Kolay Destek Gov.tr isminde bir sitesi var. Buradan bütün adımları çok şeffaf bir şekilde okuyarak kendiniz de başvuru yapabilirsiniz. Peki, ihracat destekleri ile alakalı Ticaret Bakanlığı ve dahilde işleme rejiminden başka ne var diye bakarsak da KOSGEB'in yine iş geliştirme ile alakalı desteklerinin altında yurt dışı pazar desteği bulunmakta. Burada da yine 300 bin liraya kadarki destekler var. Tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. Bu desteklerin önemli bir kısmı, hemen hemen hepsi bir profesyonellik alanıdır. Şirketlerimizin kendisi başvuru yapabileceği gibi profesyonel danışmanlar tutmasında da bu anlamda fayda görüyoruz. Bunu neden önemsiyoruz? Çünkü yürütülen süreçlerin içerisinde belki bir evrak hatası bile gelecek bir ödemenin engellenmesine sebep olabiliyor. Bu anlamda işi doğru yapanlarla çalışmak kesinlikle doğru bir yol olacaktır. Bazen süreçlerin hızlanması için, bazen sürecin doğru yürütülmesi için ciddi anlamda buna ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak şunu bilmek lazım. Hemen hemen tüm devlet desteklerinde olduğu gibi bizler yapacağımız harcama bütçesini önceden kendimiz ayarlamalıyız. Eğer devletten bir destek gelirse, yani tabiri caizse kışa göre hazırlık yapıp yaz çıkarsa bahtımıza diye bakmak durumundayız. Çünkü devletten gelecek finansın bir garantisi kesinlikle yoktur. Esasen şahsi kanaatim, devlet ihracat desteği vermek zorunda da değildir. Ama bu desteği hali hazırda kullanmak varken ihmal etmemek gerekir. Hazırlığı yaparken de, belli pazarlara giderken veya başvuruları yaparken bazı şeyleri adımı atmadan önce karar vermek lazım. Bu anlamda eğer bu desteklerden faydalanmak istiyorsanız piyasada bununla alakalı danışmanlık yapan firmalar var. İhracat destekleriyle alakalı danışmanlık yapan firmalar var. Ben sadece tavsiye olarak bunu sizlerin işlerinizin daha doğru yürümesi açısından ifade etmek isterim. Bizler böyle bir çalışma içerisinde değiliz. Ancak bu şekilde çalışma yaparsanız sizler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.